Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tarsuslu polis memuru Murat Küpeli'nin naaşı memleketi Tarsus ilçesinde gözyaşlar arasında toprağa verildi. Elazığ Caddesi'nde seyir halindeki Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu yara alarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tarsuslu 30 yaşındaki polis memuru Murat Küpeli'nin cenazesi polisler eşliğinde Tarsus Ulu Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının kılınacağı cami avlusu bayraklarla donatılırken törene katılan binlerce vatandaş dualara eşlik etti. Şehit polis memuru Murat Küpeli 2 Mayıs 1984 tarihinde ilimiz Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiş, ilk orta ve lise öğreniminin ardından Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlamış, çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra 2015 yılında şef görevi için Tunceli Emniyet Müdürlüğü emrine atanmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 3 Nisan 1916 günü saat 17.45 sıralarında Tunceli İl Merkezi Karayolu Adliye Kavşağı civarında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı şortlak aracın devrilmesi sonucu yaralanarak askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 6 Nisan 2016 günü tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Mersin Müftüsü Ali Melek, şehit Küpeli'nin cenaze namazını kıldırdı. Müftü Melek'in helallik istemesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken şehidin yakınları ayakta durmakta zorlandı. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehidimizin manevi huzurunda ona karşı son görevimizi yerine getirmek üzere burada namazın akabinde toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak şehidimize rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Tabii büyük bir makama, büyük bir mevkiye ulaşmıştır. İnanıyoruz ve biliyoruz ki peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehadet makamına, şehitlik rütbesine ulaşmıştır. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize ve hasreten burada son görevimizi yapmak üzere burada bulunduğumuz bizlerle birlikte bulunan şehidimize rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Geride kalan yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Şu 3 ayların arafesinde ve mübarek Recaip kandilinin öncesinde memleketimiz ve milletimizi huzursuz eden terör belasını Cenab-ı Hak bir an önce ülkemizden uzaklaştırsın, def eylesin, ref eylesin inşallah. Huzurumuzu bozmak isteyen bu bölücü ve terör örgütlerine hiçbir zaman fırsat vermesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Onları her zaman için zelil eylesin inşallah. Gerek emniyet mensuplarımıza ve gerekse askerlerimize Cenab-ı Hak daima muzafferiyetler ihsan eylesin. Bu kanını şehidimizin renginden alan al bayrağımızı, ay yıldızlı bayrağımızı ülkemizin, milletimizin, bizlerin üzerinden kıyamete kadar daim eylesin. Hiçbir zaman eksik etmesin inşallah. Değerli kardeşlerim, şehidimize karşı dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak bu şehadetinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin inşallah. Allahu Ekber.
Cenaze namazının ardından eşi Zehra, babası Hilmi, üvey annesi Sembil ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Hilmi Küpeli ise naaşı öperek tabutu okşadı. Şehidin naaşı polislerin omuzunda cami dışında bekleyen cenaze arabasına konularak götürüldüğü Tarsus Sandal Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Şehit Murat Küpeli'nin Tarsus Ulu Camii'ndeki cenaze törenine Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Baki Şimşek, Güneydeniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Nejat Atilla Demirhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un yanı sıra binlerce Tarsuslu katıldı. Halası Sembil Küpeli tarafından büyütülen Murat Küpeli'nin 4 yıl önce Zehra Küpeli ile evlendiği ve 45 gün önce de hasta olan 1,5 yaşındaki kızı Büşra'yı kaybettiği öğrenildi. Çekiliyoruz. Mersin'de AK Parti Kadın Kolları üyeleri parti binası önünde düzenledikleri eylemle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na yönelik sözlerinden dolayı kınadı. AK Parti Kadın Kolları Mersin İl Başkanı Mehri Bilgen burada yapmış olduğu açıklamada ana muhalefet partisi genel başkanının ahlak ve insaftan yoksun ifadeleriyle ülke siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu hakkında sarf ettiği ahlak ve insaftan yoksun ifadeler ülke siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na mensup tüm kadınlar olarak bir kez daha kamuoyuna sesleniyoruz. 5 Nisan 2016 tarihinde milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında tüm kadınları aşağılayan bir tavırla Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı bir kadına hakaret etmiştir. Kadına karşı cinsiyetçi ve karanlık zihniyetinin ürünü olan sözlerinden dolayı Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Karar alma mekanizmalarında ve siyasette daha çok kadın olmalı iddiasında bulunanların siyasetin tam da merkezinde yer alan bir kadına yönelik sözleri kendi riyakarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Meydanlarda siyasi ahlak ve etikten bahsederken kendi ahlak anlayışını ortaya dökmüştür. Bizler siyaseti vatana, millete hizmet olarak gören ve millete hizmeti hak yolunda en büyük gaye edinmiş kadınlar olarak şimdi zaman hakaretini sahibine iade etme zamanıdır diyoruz. Başta CHP'li hemcinslerimiz olmak üzere toplumun her kesiminden kadını bu çirkin ve asla kabul edilemez hadiseye tepki göstermeye davet ediyoruz. Biliyoruz ki bu toprakların kadınları maruz kaldıkları bu elem verici durumu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizler milletin ferasetine ve vicdanına güveniyoruz. 5 Nisan 2016 tarihini partisinin tarihine kara bir leke olarak geçiren CHP Genel Başkanı'na sadece özür yetmez diyoruz. Ahlaksız sözlerinizin bedelini hala karşılarına çıkacak yüzünüz varsa sağduyu sahibi bu millet size demokratik bir şekilde ödetecektir. Evet, tüm kadınlar olarak, sivil toplum kuruluşları kadınları olarak da hepinize sesleniyoruz. Evet, evet, edep yahu diyoruz değil mi? Edep yahu. Evet, tek sloganımız sanki bu gibi. Siyaseti ahlaksızlıkta, ahlaktan yoksun insanlardan, ahlaktan, yoksunluktan temizlemeliyiz diyoruz. Temiz insanlar, temiz kadınlarla siyaset yapacağız inşallah. Yaptığı bu gafları artık dur diyoruz.
Kılıçdaroğlu'nun. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Pakize Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı eleştirirken kullandığı "önlerine yatıyor" sözlerinin hakaret içermediğini savundu ve "Genel Başkanımızın sözlerinin arkasındayız" dedi. CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit de tartışmalara konu olan sözün "kalkan olmak, birilerini korumak" anlamında söylendiğini kaydetti. Değerli arkadaşlar, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse'nin 81 ilde düzenlenen, şu anda birçok ilde düzenlenen eş zamanlı basın metnini okuyorum. "Kuru gürültüyle aybınızı örtemezsiniz. AKP'li kadınlar dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin önüne gelerek aileden ve kadından sorumlu bakanları için Sema Ramazanoğlu yalnız değildir çığlıkları attılar. Epeyce gürültü çıkarttılar. Neymiş dertleri? Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara sahip çıkın, vakıflara değil. Valisi konuşmuyor, Milli Eğitim Bakanı konuşmuyor, Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış durumda, o zaten hiç konuşmuyor" demiş. 45 çocuğa tacizin konuşulduğu, sorumluların ve yetkililerin sessiz kaldığı, üstelik aile ve kadından sorumlu bakanın "bir defa böyle bir şey olması kurumumuzun saygınlığını zedelemez" söylemi karşısında, insanların, onlarca çocuğun ve ailenin canını yakan bir konuda Genel Başkanımız duyarlılık göstermiş. "Ey yetkililer, çocuklarımıza sahip çıkalım" demiş. Hakaret bunun neresinde? Kadına karşı olumsuz söylem bunun neresinde? Sizin bakanınız Rıza Zarrab için "sana kimse bir şey yapamaz, ben senin önüne yatarım" dediğinde bunu cinsiyetçi bir söylem olarak algılamadınız. Hatta alkış tuttunuz. İşinize gelmeyince bir cinsiyetçi söylem. Asıl 45 çocuğumuza tacize ayaklanacaktınız. O zaman feryat edecektiniz. Ensar Vakfı'na, taciz olaylarına sahip çıkan bakanınız için ayaklanacaktınız. Böylesi bir suça sessiz kaldınız. Bugün bu davranışınızla bu suça bir kez daha ortak oldunuz. Çocuklarımız baş tacımızdır. Onların taciz ile tecavüz ile anılması, adlarının yan yana gelmesi biz kadınlar, biz anneler, insan olan herkes için katlanılmazdır. Bu siyaset üstü bir konudur. Bütün kadınların, bütün annelerin ortak, amasız, fakatsız birleşmesi, tek ses, tek yürek olması gereken bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak buradan sesleniyoruz. Çocuklarımıza karşı yapılan her türlü istismara karşı biz set olacağız. Bu yaptığınız insanlığa da, kadınlığa da, hele hele anneliğe de sığmadı. Biz çocuklarımızın da, genel başkanımızın da sonuna kadar arkasındayız. Kuru gürültüyle suçunuzu bastıramazsınız. Fatma Köse. Esasen bu açıklamaları yapan, kanamaları yapan kişilerin dönüp baktığımızda kendilerinin o 45 çocuğa tecavüz konusu işlendiğinde en ufak bir vicdan kımıldaması, en ufak bir açıklaması, en ufak bir üzüntü beyanı dahi kamuoyuna yansımamıştır. Yani işin üzücü olan yanı budur. Burada söylenen sözün işte Sayın Bakan'ı incittiği, incitmediği vesaire gibi bir noktanın üzerinde bu kadar hassasiyetli duran bir iktidarın 45 çocuğa bir sapık tarafından tecavüz edilme iddiasını hiçbir biçimde araştırma önergesine dahi red verip sonradan kamuoyu baskısıyla bunu kabul etmeleri bile bu ülkenin büyük bir ayıbıdır. Şimdi bu konu Türkiye literatürüne biliyorsunuz Sayın Eski İçişleri Bakanı'nın bir sözüyle girmiştir. Burada Sayın Bakan'ın cinsiyetinin gerçekten de hiçbir önemi yoktur. Burada bakanlık mertebesine gelmiş bir insanın işte kadın mı olduğu, erkek mi olduğu değil, ne yaptığı çok önemli. Maalesef burada daha önceki söylemde siz bunu yapın, ben sizin önünüzde takla nedir o? Önünüze yatarım, takla atarım ya da size kalkan olurum. Burada söylenen sözün özü budur. Yani ben size kalkan olurum. Şimdi burada Sayın Bakan'ın aileden sorumlu Sayın Bakan'ın da çocuklara değil, çok üzücü olan tarafı bu, çocuklara değil,
orada yandaş vakfa kalkan olduğunu gördük. Dolayısıyla oradaki literatürün aynen yansımasıdır. Dolayısıyla burada öze bakmakta büyük fayda vardır. Şekille insanları kandırmaya ya da onları farklı yöne sevk etmeye gerçekten de anlamsız biçimde işte gürültü çıkararak bu şekilde bir ortam hazırlamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Gündem daha çok ülkenin yaşadığı acıdır. Ülkenin içine düşürüldüğü Orta Doğu bataklığıdır. Her gün ocaklara düşen ateşlerdir ve onlarca, yüzlerce şehidimizdir. Ülkenin birlik bütünlüğüdür. Bunun dışında ülkede 17-25 Aralık'ta hiçbir şey yapılmadan, hiçbir adli süreç doğru dürüst işletilmeden üzeri örtülen 17-25 Aralık'ın Amerika'da tekrar açılma durumu söz konusudur. Gündemim esas maddeleri bunlardır. Toroslar Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamit Tuna yönetiminde yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkan Vekilleri, Meclis Katipleri ve encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının üye seçimleri yapıldı. Gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılan oylama sonucunda meclis katipliklerine yapılacak ilk yerel seçimlere kadar Ömer Bilgin ve Salih Özkan, Meclis Başkan Vekilliklerine Haluk Mutluay ve Hikmet Koç, encümen üyeliklerine ise bir yıl süreyle Serpil Mersin, Atilla Parlak ve Aziz Mil seçildi. Toroslar Belediyesi'nin 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemini kapsayan faaliyet raporunun da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, meclis üyelerine belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Meclisin aldığı kararlar doğrultusunda bundan sonraki süreçte Toroslarımızı daha yaşanabilir, 21. yüzyılın şartlarına uygun şehircilik mantığıyla yeni gelişme alanlarımızı inşallah daha nitelikli binalarla, daha nitelikli iş yerleriyle donatmak suretiyle Toroslar gelişmeye gebe, hakikaten gelişme alanı çok fazla olan bir bölge, coğrafi yapı itibariyle. Hem eski yerleşim yerlerinde kentsel dönüşümün yapılması konusunda 5000'lik imar revizyon planlarında hem de var olan yerlerin daha iyi olması noktasında bizim de gayretlerimiz olacak. Her zaman olduğu gibi 625.000 aşağı yukarı Torosların nüfus projeksiyonu, gelecek vizyonla alakalı tespit yapılmış. En büyük ilçesi konumundaki Toroslarımız bundan sonraki projeksiyonlarda da ilçe bazında en önde olan, bizden sonra Yenişehir geliyor 575.000'de, daha sonra Akdeniz ve Mesitli şeklinde. Yani bu bölge yaşamın en yoğun olduğu, nüfusun en yoğun olduğu bölge olacak. Hem nüfus yoğunluğuna yetebilecek nitelikte sosyal donatıları yapmak hem de ticari alan miktarını arttırmak suretiyle dağlarda da zaten var olan köy ve beldelerin bize bağlanışıyla üretimin de maksime edildiği, modern her türlü tarım ve hayvancılığın yapıldığı, özellikle 5000'lik revizyon imar planlarında kanatlı ya da orta küçük baş hayvanların yerlerinin de üretim yerlerinde tespit olduğu bir şekilde inşallah modern bir dizaynla, düzenle bölgemizi en iyi bölge haline getireceğiz. Sizlerin desteğiyle bugüne kadar geçmişte de birlikte çalıştığımız meclislerimizin geliştirdikleri projelerle bugünlere geldik. Ve dünüyle bugünü kıyaslandığında Toroslar'da müthiş bir değişim, dönüşüm var. Ben de bütün komisyon üyesi arkadaşlarımıza ve meclise yeni bir dönem, aslında şöyle 2 yılı tamamlamış, 3. yıla adım atmış bir süreç yaşıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gülnar Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Yusuf Özaydın başkanlığında toplanan belediye meclisinde 10 gündem maddesi yer aldı.
2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinde yapılan açık oylamada AK Parti belediyesi meclis üyeleri red oyu verdi. MHP ve CHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla 2015 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Birinci ve ikinci meclis başkan seçiminde Yüksel Çelik ve Yusuf Özaydın aday oldu. Yapılan açık oylamada AK Parti belediye meclis üyeleri yine red oyu verirken MHP ve CHP'nin oylarıyla oy birliğiyle Yüksel Çelik ve Yusuf Özaydın birinci ve ikinci meclis başkan vekili oldu. 23.07.1981 tarihinde Hakkari Şemdinli'de şehit olan kardeşi Ali Rıza Karabulut'un Günlar ilçesi Ulupınar Mahallesi Eğri Güney mevkiindeki cadde ve sokağa adının verilmesi yönündeki teklifin görüşülmesi sonucunda da oy birliğiyle bu teklif de kabul edildi. Mersin'de öğrencilerinin %90'ını Doğu ve Güneydoğu'dan göç eden ailelerin oluşturduğu Mimar Sinan Ortaokulu'nda yoğun bir şekilde okul terkleri başladı. Bunun üzerine okulda görevli 16 öğretmen, okul terklerini önlemek amacıyla Avrupa Birliği destekli okul terklerinin azaltılmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi projesi hazırladı. 10 gün Almanya'da eğitim gören öğretmenler, kendilerini ifade edemeyen öğrencilerin derse katılmasını sağlayarak ailelerle görüştü. 4 ay gibi kısa bir sürede okulda eğitimi terk eden öğrenci oranı %40'dan %23'e düşürüldü. Yaptıkları incelemeler ve çalışmalarda edindikleri bilgileri okuldaki diğer öğretmenlerle Mersin genelindeki eğitimcilere sunumlar eşliğinde aktaran proje koordinatörü Engin Kahramanlı, projenin Mersin'e örnek bir çalışma haline geldiğini söyledi. Bu proje bizim okulumuzun var olan sorunlarından ortaya çıktı. Yani ben okula geldiğim zaman gözlemledim ki okulu terk eden öğrenci sayısı bir hayli fazla. Bir hayli fazla olduğu için bunu nasıl engelleyebiliriz düşünürken Avrupa Birliği projelerinin olduğunu gördüm. Ve bu projeyle ilgili ben de bir proje yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir proje sundum Avrupa Birliği'ne, Ulusal Ajans'a. Bu da onaylandıktan sonra böyle bir proje yapıp okul terklerini azaltması yönünde hem hibe aldık hem de Avrupa'da, Almanya'da 10 günlük 16 öğretmenimize bir kurs aldırıp oradaki okulları gezip buraya gelip uygulamalarımıza devam ediyoruz halen. Genellikle %90-%95 oranında göçle gelen ailelerden, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden göçle gelen ailelerden oluşan bir profil çizmektedir. Ve bunun %5'lik kısmı diğer şehirlerden ve mülteci öğrenciler, özellikle Suriyeli öğrenciler, biliyorsunuz ülkemizde artık Suriyeli öğrenciler olduğu için Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır böyle okul profilimiz. Peki okulda yaşadığınız sorunlar nelerdir? Terklerle ilgili nedenleri? Nedeni daha çok aileyle olan iletişim. Ailenin ilgisizliği, şefkatsizliği, aile, öğretmen, öğrenci. Bu üçgenin iyi bir iletişim sağlayamaması bence. Aileye ulaşamayınca çocuğa da ulaşamıyoruz. Çocuk okulu terk edip gitmiş oluyor. Çocuk sürekli ailede ekonomik sıkıntılar var olduğu için, tartışmalar olduğu için çocuk sürekli ekstra bir işte çalıştığı için okula adapte olamıyor. Okula kendine ait hissedemiyor, bir aidiyetlik oluşmuyor. Ve böylelikle çocuk okulu terk etmek durumda kalıyor. Bizim amacımız okulu daha çekici bir hale getirip, dersleri daha zevkli, daha eğlenceli, işlenebilir hale getirip çocuğu okula daha fazla çekmek. Biz projeyi yapmadan önce bunun bir %40'a yakındı. Şu anda %24'e, 23'e kadar indirdik. Bir anket yaptık. Az önce sunumumuzda da gösterdiğimiz gibi bir anket yaptık. O ankette %23'lere kadar indi ki bu proje bir yıllık bir proje. Ki projemiz bittikten sonra da biz okulumuzda böyle bir kültürün oluşmasını istiyoruz. Böyle bir kültür oluşursa zaten sürekli bu sistem işler ve bu öğrenci oranını Avrupa Birliği'ndeki gibi %18'lere kadar çekebilmeyi umut ediyoruz. Temel hedefimiz ne kadar öğrenci varsa okul terki yaşayan öğrencilerin hepsini okula çekmek. Çocuklar okula gelmediği zaman dışarıda her türlü kötü ortamlarda maruz kalıyorlar. Bu kötü ortamlarda maruz kalan öğrenciler zaten okulu terk edemediği gibi birçok başına birçok sorunlar, madde kullanımı, madde bağımlısı olarak ortaya çıkıyor. Bizim amacımız çocukları okula çekmek. Zaten hafta sonu kursları düzenliyoruz. Ekstra etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerle çocukları okula çekip bu terklerin önüne geçmeye çalışmak istiyoruz. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrollerinde bir kamyonette 23 kasa canlı kurbağa ele geçirdi. İzinsiz olarak toplanan ve turistik bölgelerdeki otellere satılacağı belirlenen kurbağalar tekrar doğaya salındı. Olayla ilgili olarak da 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekeli Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yapmış oldukları rutin yol kontrolleri sırasında bir kamyonette arama yaptı. Jandarma ekipleri kamyonette yapmış oldukları aramada 23 kasa içerisinde 250 kilo canlı kurbağa ele geçirdi. Kurbağaların toplanması için izin belgesi gösteremeyen araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Kurbağaların turistik bölgelerdeki otel ve pansiyonlara satılmak için sevk edildiğini belirleyen jandarma ekipleri, durumu Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Bozyazı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen iki kurumun görevlileri, şüpheli iki kişi hakkında yasal işlem başlatarak idari para cezası uyguladı. Öte yandan yapılan yasal işlemlerin ardından kurbağaların toplandığı yer olan Anamur Sultan Çayı mevkiine kurbağalar jandarma gözetiminde tekrar salındı. Mersin'de vatandaşların ihbarı üzerine bir evden iki kamyon çöp çıkartıldı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yeni mahallede ikamet eden bir kişinin katı atıkları evinde biriktirdiği yönündeki ihbarı değerlendirerek belediye encümeninden karar çıkartıp evin demir kapısını sökerek içeriye girdi. İki kamyon çöp çıkartılan ev ilaçlandı. Mahalle muhtarı Hasip Aksın yapmış olduğu açıklamada birçok uyarılara rağmen bu kişi evinde çöp biriktirmeye devam ediyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz dedi. Malum gördüğünüz üzere yılda iki kez bu çöp evi Akdeniz Belediye'mizce temizleniyor. Ev sahibi Aysel Hanım o kadar ikna etme gücüne sahip olan vatandaşlar tarafından bir türlü ikna edilip de bu çöpleri toplamasına engel olamıyoruz. Yaz geliyor. Burada öyle bir kokular oluşuyor ki efendim. Sineklerden millet rahatsız oluyor. Artı buradaki binaların değerleri de düştü bu çöp evinden dolayı. Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde Mayıs Müzik Tadında sloganıyla 2-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. 15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor. Festivalin tanıtımını Sanat Etkinlikleri Derneği yaptı. Tanıtıma Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahattin Kabahasanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aşkın Günay, Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal, Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle basın mensupları katıldı. Bu işi çok inandığımız için yapıyoruz. Çünkü İlimizin ve ülkemizin evrenselliğini önce ilimizde sonra ülkemizde sonra dünyada tanıtan bir festival olduğumuza inanıyoruz. Ve ayrıca Mersin halkının çok sesliliği zaten bildiğini ve bunun çok daha ilerisine layık olduğunu düşündüğümüz için biz buradayız. Polifonik, evrensel yani çok seslilik demek sağ olun şu anda sizin beni dinlemeniz gibi ve benim ve arkadaşlarımın bu güzel etkinliğimiz için her türlü eleştiriye açık olduğumuzu gösteren bir şey demek. İnsanların birbirinin fikrine önem vermesi, dinlemesi, konuşması, paylaşması, savaşları, Molotov kokteyllerini, taşları uzaklaştırır ve yok eder demek. Ama Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin çok özel bir durum var. Bu festival Mersin'in. Yani başka hiçbir yerde bir örneği yok. Bütün belediyeler festivali bütçesini karşılıyor. Artı işte ticaret sanayi odası, borsası gibi meslek birlikleri karşılıyor. Bu inanılmaz bir yardımlaşma ve birlikte bir iş başarma içgüdüsü var bu kentte. Bu yüzden bu kenti çok seviyor ve beğeniyoruz.
Bu kurgu umuyorum devam eder. Bundan şöyle de bir sonuç çıkıyor. bir şeyi birlikte başarabilmenin güzelliği ortaya çıkıyor aslında. Burada biz hiçbir zaman bu belediyeler farklı partilerin ellerine geçiyor zaman zaman. Onlar kazanıyorlar. Ama buraya herkesin bakışı aynı. Yani siyaset, siyasi konjektör bu festivalle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu festival sadece Mersin'i müzikle ve sanatla buluşturmakla görevli. Bu da başka bir güzelliği. Bu sene festivalimizi 2 Mayıs'ta yine her sene olduğu gibi beste yarışmasıyla başlıyoruz. Sağ ol abla, deminden beri içmedin, isteyeyim mi diye. Bunun en büyük dileğimiz bir süre sonra bu beste yarışmaları tabii kısa böyle 1,5 saatlik ya da 1 saat 20 dakikalık bir süreye gelince bir CD ile bastırıp şehrin tanıtımına katkı yapacağını düşünüyoruz. Çünkü tamamen Mersin'in melodileri, Mersin'in temalarıyla yapılıyor. Bu sene de Yumuktepe için müzik arıyor temasıyla yarışmamız yapılacak. Ve yaklaşık 14-15'e yakın beste geldi. Şimdi seçmeleri devam ediyor. Farklı kültürleri bir arada eğlendiriyor. Dostlukları pekiştiriyor. En olmadık anda sizi mutlu edebiliyor. Mersin'de Mayıs müzik tadında geçiyor. 15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor. Mersin'de kurulan ve ünleri dünyaya yayılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Baba Ben Geldim adlı oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle öğrencilere ücretsiz sahneleyecek. Mersin'in o dönemde belde olan, şimdi mahalleye dönüşen Arslanköy'de 2001 yılında Ümmiye Koçak tarafından kurulan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu yeni oyunlarını kent merkezindeki 8 lise ve ilkokulla daha önce hiç tiyatro oyunu izlememiş köy okulları için sahneleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek oyunda Ümmiye Koçak'la birlikte Duygu Koçak, Ayfer Şen, Seher Dağdur, Emine Gürlek ve Necla Tuğrul olmak üzere topluluk üyesi 5 kadın daha rol alacak. Öğrenciler ve köy kadınları köyle şehir arasına sıkışmış bir ailenin geçim mücadelesini anlatan oyunu sezon sonuna kadar ücretsiz sahneleyecek. Baba Ben Geldim oyununun yazarı ve yönetmeni Ümmiye Koçak, bugüne kadar sergilediğimiz oyunlarda kadınlara örnek olmaya çalıştık. Bu oyunumuzda ise çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için köyden şehre göçen bir ailenin yaşam mücadelesini seyircilere aktaracağız. Oyunumuzla izleyenleri hem güldürüp hem düşündürüp hem de akıllarında bir şeyler bırakmak istiyoruz. Oyunumuzu her yıl olduğu gibi okullar kapanana kadar 8 okulda ücretsiz sahneleyeceğiz dedi. Ben inanmayayım. Sen kendini kandırma. Bak kaçıncı muska olayı bu? Kaçıncı hamale olayı bu? Nefesi keskin hocam. Sen nereden hoca olayım bir kere? Kandırayım başkalarını. Kendini kandırma. Estağfurullah, estağfurullah. Kadın tövbe çarpılacak şimdi. Ne çarpılması? Kızıma bir şey olursa ben seni tırp çarpağa döndürürüm. Mersin Önerdem ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde eylem yaparak evlenecek kız bulamadıklarını ileri süren ve kendilerini evde kalmış erkekler Eke olarak değerlendiren gençlere çağrılarının gazete ve televizyonlarda yer alması üzerine evlenme teklifleri yağdı. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 135 hane, 233 nüfuslu Üzümlü Mahallesi'nde bulunan 25 genç seslerini duyurmak üzere önceki gün bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte evde kaldıklarını öne süren gençler, mevzu derin ustam, ne olursan ol yine de gel, usta sözümüz söz, en az 5 çocuk yazılı dövizler açtı.
Gençlerin eyleminin ardından konunun medyada geniş yer bulması üzerine İstanbul'dan gelen özel televizyon kanalları ve şov programları gençleri yayına çıkardı. Ve bu durumda gençler istemedikleri kadar evlenme teklifi aldı. Şu anda basından Allah razı olsun, 2 gün evvel yapılan haberde Türkiye genelinde büyük bir yankı uyandı. 24 saatte beni 300 kişi aramıştır bu konuda. Bu konunun arkasından hemen talep başladı. 3 ilden kızlar bu konuda köye gelmek için, köydeki gençlerle evlenmek için talepte bulundular. Bunun da devamı geleceğini inanıyoruz. Bu gündem çok güzel oldu. Basına da çok çok teşekkür ederiz. Bizi dağıştılar, bizi bugüne getirdiler. Onların da Allah razı olsun. İsmim Mehmet. Şu anda muhtarımız sayesinde 2 gündür bana Ankara'dan 2 tane talip çıktı. Şu anda yola çıkmışlar. Kısmet olursa bugün akşam Mersin'de buluşup baş başa yemeğe çıkacağız. Yine yeni taliplerini bekliyorum ve aynı zamanda arkadaşlarım için. Günün şanslısı olarak ben kendimi kabul ediyorum ve şansımın devamını arkadaşlarıma bırakıyorum. Görüşmek istiyoruz.